Cengiz Nezir, afişte ismim yok diye sinemayı bıraktım, pişmanım. Hababam sınıfında canlandırdığı, Bozum Cahit karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Nezir, beyaz perde serüvenini anlattı. Hababam sınıfı, ah nerede, bizim aile ve aile şerefi gibi Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde rol alan oyuncu Cengiz Nezir beyaz perde yolculuğunu Habertürk'e anlattı. İşte o röportajdan satır başları, Hababam'daki bazı rol arkadaşlarının aksine Cengiz Nezir, İstanbul'dan kopmamış. Sinemayı bırakmasının ardından aile mesleğini yaptığını söyleyen oyuncu, İstanbul'un Ege'si Kadıköy'de yaşıyorum. İstanbul çok yorucu bir şehir ama Kadıköy hiç öyle değil, ifadelerini kullandı. Oyuncu, Caddebostan, Suadiye ve Kalamış gibi semtler olunca Ege'yi pek aramıyoruz. Daha yeni de emekli olduk. Sinemayı bıraktıktan sonra babam ile çalışmaya başladım. Ayakkabı imalatı yapıyorduk. Sonra ayakkabı sektöründe öncü olan bir marka ile 15 yıl çalıştım. Arge müdürlüğü yaptım. İfadelerini kullandı. Kamera arkasında kalan unutmadığı bir anısından da bahseden oyuncu şunları söyledi, ah neredeyi çekiyoruz. Filmde üniversitede siyasi olaylara karışan bir öğrenciyi canlandırıyordum. Filmde babam da rahmetli Hulusi Kentman. Karakoldan beni alacak ve bir tokat atacak. Saat de geç olmuştu, yorulmuştuk. Hulusi ağabey, sen gerçekten çak bir tane de şu işi güzel bitirelim, dedim. O zaman filmde Değerli Tabi tek sahnede bitirmek istedik. Hulusi ağabey de astsubay emeklisiymiş, eli de ağırmış. Bir vurdu feleğim şaştı, kendime gelemedim. Cengiz Nezir, oyunculuğu neden bıraktınız, sorusuna ise şaşırtıcı bir yanıt veriyor. Yavuz Turgul o dönemler, Arzu filmin yazıhanesinde çalışıyordu. Yönetmen ya da senarist değildi. Film ithalatını ve afişleri yapıyordu. Hababam sınıfından sonra, ah nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi. Bizim ailenin afişinde de ismim vardı. Aile şerefini çektik. Sonra afişi gördüm, ismim yok. Yavuz Turgul'a gittim. Ağabey neden ismim yok diye sordum. Değişik bir tavır ve üslubla, Cengizciğim unutmuşum, dedi. Yok ya, dedim. Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. Tosun Paşa'da rol alacaktım. Bu kararından pişman olduğunu ifade eden oyuncu, tabii ki pişmanım ama gençlik işte. Gurur yaptık. O zamanlar bazı şeylerin kıymetini bilmiyorsun. Bunlar seneler sonra dönüyor, dedi. Ertem Eğilmez'e de değinen Nezir, Ertem Eğilmez zor bir insan değildi ama çok disiplinliydi. Sen işini düzgün yapmaya çalıştıktan sonra bir problem olmazdı. Kimseyi kimseye ezdirmezdi. Tarık Akan da olsan, Münir Özkul da olsan o setteki yemek sırasında bekliyordun. Bir gün Tarık Akan'ı filmden kovduğunu bilebilirim. İfadelerini kullandı. Nezir, Adile Naşit'in kendisinde bambaşka bir yeri olduğuna da değindi. Adile Naşit inanılmaz bir kadındı. Melek gibi bir insandı. Ertem ağabey, ağla, derdi anında gözyaşlarına boğulurdu. Gül, derdi anında kahkahalar atardı. Çocuğundan dolayı çok mutlu olamadı. Doğum gününde, oğlu Ahmet'i kaybetmişti. Onun acısını hep yaşadı. Sinemayı bırakmasında babasının da etkili olduğunu söyleyen Nezir, bizim ayakkabı imalatı yaptığımız yer Fatih Gedipaşa'daydı. Oyunculuğu bırakan Kenan Pars da orada tokacılık yapıyordu. Bir gün babam ondan alışveriş yaparken, bizim delikanlı da oyunculuk işleriyle uğraşıyor, demiş. Kenan Pars da, Arzu film iyidir ama bu işin sonunu görüyorsun, biz tokacılık yapıyoruz, yanıtı vermiş. Sonra babam da beni kendi işimizi sürdürmeye ikna etti, dedi.